Bu videoda size tamı tamına 3 adet kurgu programı göstereceğim. Bunların her biri birbirinden gerçekten fazlasıyla farklı. Bu yüzden videoyu tamamen izleyip hangisi hoşunuza giderse onu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabi isterseniz hepsini birden de kullanabilirsiniz. Daha da vakit kaybetmeden ilk programımızla başlayalım. DaVinci Resolve gerçekten profesyoneller için Premiere Pro veya Sony Vegas'a alternatif sayılabilir. Hatta onların sanırım tek ücretsiz veliahtı DaVinci Resolve. Bu yüzden DaVinci Resolve'la başlayacağız ve kısaca sizlere nasıl kullanıldığını da anlatacağım. Öncelikle bir size nereden indirebileceğinizi göstereyim. DaVinci Resolve'un kendi web sitesine girdiğimizde burada bir indirme butonu bulunuyor. Buna tıklıyoruz ve karşımıza burada iki seçenek çıkıyor. Bu seçeneklerden bir tanesi Studio, bir tanesi normal DaVinci Resolve. Bizim burada seçmemiz gereken normal olanı, çünkü diğeri ücretli. Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız oradan bunu seçip tıklayabilirsiniz. DaVinci'de bizi ilk olarak bu ekran karşılayacak ve buradan yeni bir proje oluşturacağız. New Project'e tıkladım ve buradan isterseniz bir ad verebilirsiniz projenize. Daha sonra Create'e tıklıyoruz. Aşağıda 6 adet kategori görüyorsunuz. Bunlar Media, Cut, Edit, Fusion, Color, Fairlight ve Deliver. Bizim asıl işimiz bu ekranda. Buraya hemen öncelikle kullanacağım videolarımı şöyle sürükledim ve bıraktım. Şimdi ben diyelim ki birinci videomu kullanmak istiyorum. Şöyle tuttum ve çalışma alanıma sürükledim. Çalışma alanımı buradan görmüş olduğunuz gibi kontrol edebiliyorum. Yukarıda böyle sürüklediğimde nereye gideceksem oraya ilerliyorum. Ve daha sonra buradan kesme işlemi yapabilirim. Timeline'ımın üzerinde geldim. Mesela diyelim ki tam burada kesmek istiyorum. Hemen burada makas aracım var. Onu kullanıyorum. Kesiyorum. Daha sonra biraz daha ileriye geliyorum. Diyelim ki bunu tam şurayla birleştirmek istiyorum. Tekrardan makas aracımı kullanıyorum. Ve daha sonra ortadaki kısmı siliyorum. Otomatik olarak diğer iki kısım görmüş olduğunuz gibi birbiriyle birleşti. Daha sonra diyelim ki diğer videomu da kullanmak istiyorum. Onu da şöyle tutup buraya sürüklüyorum ve videomun geri kalanını ekliyorum. Onun da sadece belli bir kısmını alalım. Burasını kestim, burayı sildim ve ikisi birbiriyle tekrardan birleşti arkadaşlar. Aynı zamanda bu ekranda DaVinci Resolve'un çok güzel bir özelliği var. Onu hemen göstereyim. Benim videolarımda dahil YouTube'un çoğu yerinde gördüğünüz şu jump cut özelliği DaVinci Resolve'da çok daha kolaylaştırılmış bir halde bulunuyor. Şurada makasın yanındaki butona tıklıyoruz ve burada arkadaşlar doğru ayarları yaptıktan sonra analize tıklıyoruz ve otomatik olarak videomuzun boş kalan kısımlarını, konuşma bulunmayan kısımlarını tespit ediyor ve oraları otomatik olarak temizliyor. Burada işimiz bittiğine göre edit kısmına geçiyoruz. Burada videonuza mesela ses ekleyebiliyorsunuz. Sesi şöyle tutup buraya çekiyorum. Tamamen aynı mantık. Mesela müziğimi de kesmek istersem buradan trim aracımı alıyorum ve buradan kesiyorum. Daha sonra bu kalan kısmı da arkadaşlar şu şekilde delete yapıyorum. Her montaj programında olduğu gibi burada da geçiş efektleri bulunuyor. Sol üstten FX'e tıklıyorum. Ve burada arkadaşlar video translations'ı görüyorsunuz. Buradaki geçiş efektlerinin her birini kullanabiliyorsunuz. Mesela burada Blur Dissolve var. Şöyle getiriyorum ve iki videonun ortasına bırakıyorum. Gelin beraber izleyelim. Şu şekilde bir geçiş efekti elde edebiliyoruz. Burada zaten daha bir sürü seçenek var. Hepsini siz deneyebilirsiniz. Aynı zamanda sesleri otomatik olarak kısıp açabileceğiniz geçiş efektleri bulunuyor. Burada yazılar bulunuyor. Bu şekilde lower third'ler ekleyebiliyorsunuz. Bu yazıları düzenleyebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Color kısmına geldiğimizde gerçekten diğer kurgu programlarına nazaran çok daha detaylı bir ekran görüyoruz. Burada arkadaşlar üzerinde çalıştığınız videonun renk ayarlarını yapabiliyorsunuz. Detaylıca seçimler yapıp buradan videonuzun renk tonlarını ayarlayabiliyorsunuz. Fairlight kısmında arkadaşlar ses ayarlarımız bulunuyor. Burada seslerle de özellikle uğraşabilirsiniz. Ses seviyelerini kontrol edebilir, ses efektlerini düzenleyebilirsiniz. Deliver ekranı ise bizim bildiğiniz export ekranımız. Yani videomuzu bu ekranda kaydedeceğiz ve DaVinci Resolve bitti. İkinci programımız mobilde çok seveni olan CapCut. Kısa bir süre önce CapCut PC'ye geldi ve daha sonra da browser'a geldi. Yani tarayıcınızdan kullanabiliyorsunuz. Gerçekten bana çok kullanışlı geldi. İsterseniz hemen kullanmaya başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi bir Download for Windows görüyorsunuz. Bir de Edit Online görüyorsunuz. Ben bu videoda size Edit Online'ı göstereceğim. Çünkü online bir kurgu programı oluşturmak, bunun stabil çalışmasını sağlamak gerçekten zor bir iş. Ve CapCut'ın bunu başarabildiğini gördüm. İsterseniz hemen buradan Edit Online'a tıklayalım. Aynı DaVinci Resolve'da yaptığım gibi her iki videomu da alıp burada medya kısmına sürüklüyorum. Bu kısımda biraz bekleyeceğiz. Her iki videomuz da yüklendi ve videolarımızı şöyle sıra sıra tutup çalışma alanımıza getiriyorum.
Burada görmüş olduğunuz gibi videolarımız karşımızda. DaVinci Resolve'da da yaptığımız gibi geliyorum mesela kesmek istediğim kısmı split aracımla şöyle kesiyorum. Böyle siliyorum ve otomatik olarak zaten birleştiriyor. Burada yine bir müziğimiz var. Müziğimizi şöyle aynı şekilde sürüklüyoruz ve buraya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde müziğimizi ekleyebiliyoruz. Aynı zamanda müziğimizin ayarlarıyla da burada görmüş olduğunuz gibi ekranda değişiklikler yapabiliyoruz. Ayarlarıyla oynayabiliyoruz. Sol tarafta kategoriler görüyorsunuz. Stock videos kısmına geldiğimizde burada stock videolar görüyoruz. İşinize yarayacaktır. Buraya bir göz atabilirsiniz. Audio kısmı var. Burada da arkadaşlar yine müzikler var ama bunların gerçekten ücretsiz olduğunu hiç sanmıyorum. Bu yüzden bunlara dikkat edin mutlaka. Siz olabildiğince YouTube'un telifsiz müziklerini tercih edin eğer bir YouTube videosu hazırlıyorsanız. Burada effects menüsü de var. Burada da ufak tefek efektler var. Belki bunlardan bir problem çıkmayabilir. Bunları kullanabilirsiniz. Sol tarafta text bölümü var. Ona gelelim. Burada yine videomuza yazılar ekleyebiliyoruz ve gerçekten güzel yazılar var. Mesela şöyle şatafatlı bir yazı var burada. Bunu ekledik. Şu sağ taraftan yazımızı değiştirebiliyoruz. Mesela şöyle abone ol yazalım. Bu arada bu tarzda videoların devamı için abone olabilirsiniz. Bu şekilde yazımızı da ekledikten sonra arkadaşlar buradan yazımızın stilini değiştirebiliyoruz. İstediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi fontumuzu da ayarlayabiliyoruz. Belli başlı fontlar burada yer alıyor. Bunlardan hoşunuza gidenleri kullanabiliyorsunuz. Yazımızın burada büyüklüğü, pozisyonu vesaire her şeyi ayarlayabiliyoruz. Buradaki animation ekranına geldiğimizde ise yazımıza şöyle geçiş efektleri verebiliyoruz. Yani yazımız gelirken şöyle efektlerle geliyor. Sol taraftan devam edersek stickers bölümü var. Burada değişik stickerlar var. Bunları isterseniz videolarınıza ekleyebilirsiniz buradan. Effects bölümü var. Effects bölümü ise arkadaşlar hazır efektleri barındırıyor içinde. Videomuzun şu kısmına böyle bir blur veriyor. Translations bölümüne geldiğimizde burada bildiğimiz şeyler, bildiğimiz videoların arasına eklediğimiz geçiş efektleri var. Şöyle mesela bir tanesini kullanabiliriz. Black Fade'i ekleyelim. Şöyle bakalım ne oluyor. Böyle bir geçiş efekti sağlıyoruz. Hatta bakın şöyle efektler de var. Bunlar belki işinize yarayabilir. Filter sekmesine geldiğimizde burada renk ayarlamalarımızı görüyoruz. Burada hazır renk efektleri var. Bunları da istersek kullanabiliyoruz. Bakın tek bir tıkla görmüş olduğunuz gibi videomuzun yeni renk efektini verebiliyoruz arkadaşlar. Browser'dan CapCut'ı kullanmak istediğinizde görmüş olduğunuz gibi bize 2 adet alan veriyor aslında. Biri MySpace, biri ise size özel olan alan. Şimdi arkadaşlar bu alanlarda birer GB yeriniz oluyor. Bu yüzden en fazla 1 GB'lık videolar burada montajlayıp kaydedebiliyorsunuz ve videonuzu da bitirdikten sonra 1 GB'ınız çok hızlı bir şekilde dolacaktır. İlk ekranda hatırlıyorsanız CapCut'a girdiğimizde bilgisayarımıza programı da yükleyebiliyorduk. Bilgisayarınıza programı yüklediğinizde böyle problemlerle karşılaşmıyorsunuz. Size browser versiyonunu göstermemin sebebi bilgisayarı kötü olan arkadaşlar en azından browser üzerinden belki daha rahat bir şekilde video kurgularını yapabilirler. Ufak tefek montajlarınız için yine aynı şekilde programla uğraşmayıp direkt olarak tarayıcınız üzerinden işlerinizi halledebilirsiniz. Ve CapCut bu kadar. Son programımız aslında hepinizin bilgisayarında var. Bilgisayarınız da yoksa bile aslında çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Ona Microsoft Store'dan indiriyorsunuz. İsterseniz onu da hemen kullanmaya başlayalım. Bilgisayarınızda Clipchamp'i bir aratın. Belki bilgisayarınızda zaten yüklü olabilir. Ama eğer değilse de ne yapacağımızı göstereceğim. Bu defa bilgisayarımızda Microsoft Store'u aratıyoruz ve ona tıklıyoruz. Microsoft Store açıldı ve buraya Clipchamp yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi karşıma çıkıyor. Tıklıyorum. Ve burada sadece sizde indir butonu olacak. Ona tıklıyorsunuz. Bu kadar basit. Karşımıza çıkan ekran bu. Yapacağımız şey de yine aynı. İki videomu tuttum. Buraya sürükledim. Ve iki videom buraya geldi. Tekrardan bu videomu tuttum. Buraya koydum. Bu videomu tuttum. Buraya koydum. Bu şekilde yerleşimlerimi tamamladım. Yine müziğimi getirdim. Onu da tuttum. Buraya bıraktım. Gördüğünüz gibi yine müziğim, videolarım yerli yerinde. Hemen geldim. Kesmek istediğim kısma tıkladım. Buradan böyle tıkladım ve burada da yine kısa yolları görüyorsunuz. Kısa yollar gerçekten kullanışlı. S'ye bir kez tıkladım. Burayı kestim. Daha sonra bunu tamamen keselim hatta.
Şurayı da şöyle görmüş olduğunuz gibi çöp tenekesi butonuna tıkladığımda otomatik iki videomu birleştirdi. Bu şekilde arkadaşlar videolarımızı şöyle birleştirdik. Hatta bunu da sonundan biraz keselim. Burayı da yok ederim. Burayı da şöyle keselim. Burayı da yok ederim. Yine kısa bir video şu anda oluşturduk siz de görmüş olduğunuz gibi. Burada arkadaşlar medyayı kategorize etmişler. İsterseniz sadece videoları, sadece sesleri, sadece görselleri görebiliyorsunuz. Bu gerçekten kullanışlı sayılabilir. Şablonlar kısmına geldiğinizde burada karşınıza bir sürü şablon çıkıyor. Bunları kullanabiliyorsunuz. Premium olanlara dikkat edin. Onları kullandığınızda videonuzda filigran olabilir. Müzik kısmına indiğimizde burada yine müzikler var. Bunlardan bakın premium butonu şu şekilde. Bunu gördüğünüzde anlayın ki o ücretsiz değil. Bu müzikleri kullanabilirsiniz ama ücretsiz demek telifsiz demek olmuyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Stok videolar kısmına geldiğimizde burada yine stok videolar görüyoruz. Mesela bir Lovertort var. Bunlar işinize yarayabilir. Bakın gördüğünüz gibi bir abone ol butonu var. Stok görseller kısmında arkadaşlar tamamen yine aynı mantık ama bu sefer fotoğraflar var. Metin kısmına geldiğimizde burada metinlerimiz var. Ve bu metinler gördüğünüz gibi farklı efektlerle geliyorlar. Mesela şöyle bir efektimiz var, şöyle bir efektimiz var. Bunlardan işinize yarayacakları kullanabilirsiniz. Mesela şu benim hoşuma gitti açıkçası. Şöyle getirdim, şuraya yerleştirdim. Şuradan metine tıkladım sağ taraftan. Ve buradan yine abone ol yazdım örneğin. Buradan yazı tipini değiştirebiliyorum istediğim gibi. Renkler kısmına geldiğimde burada renklerini değiştirebiliyorum. Dönüştür kısmında burada yazı tipini daha büyütebiliyoruz, daha küçültebiliyoruz. Filtreler kısmında böyle değişik değişik bir sürü filtre var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Renkleri ayarla kısmında renkleriyle detaylı olarak oynayabiliyorsunuz. Gerçekten bir yazı için fazlasıyla seçenek eklemişler. Grafikler kısmına geldiğimizde arkadaşlar burada da böyle çıkartmalar, arka planlar vesaire görüyoruz. Geçişler kısmına geldiğimizde klasik geçişlerimiz yine bizi karşılıyor. Burada arkadaşlar farklı farklı geçiş efektleri görüyorsunuz. Şöyle mesela şuraya ekledim. Böyle geldim. Bakın bu şekilde bir geçiş efekti. Gayet de güzel. Sesi de kendiliğinden var. Clipchamp de bu şekilde kullanılıyor. Ücretsiz. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bilgisayarınızda da muhtemelen var. Yoksa da çok hızlı bir şekilde Microsoft Store'a girip kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve üçüncü programımız da bu şekildeydi. Programlarımız bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu zaten buraya kadar atlamadan izlediyseniz muhtemelen bir karara varmışsınızdır. Programlardan hangisi hoşunuza gittiyse onu tercih edebilirsiniz. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Eğer kurguyu bir iş olarak yapacaksanız burada benim size tavsiye edeceğim kesinlikle DaVinci Resolve olur. Ama ufak tefek işlerimi halledeyim diyorsanız CapCut ve Clipchamp de gerçekten sizin için çok iyi seçenekler olacaktır. Ama eğer dediğim gibi başta söylemiş olduğum gibi bunu bir iş olarak düşünüyorsanız DaVinci'nin de ötesinde biraz paraya kıyıp Premiere Pro'yu öğrenmenizi tavsiye ederim. Ama eğer her ay para vermek istemiyorsanız özellikle de bu işin mantığını kavramak istiyorsanız uzunca bir süre DaVinci Resolve'la idare edebilirsiniz. Hatta belki de hayatınızda bir daha hiç Premiere Pro'yu da kullanmayabilirsiniz. Tamamen sizin seçiminize kalmış. Bu videomuz bu kadar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.